konforlu ve çevre dostu bir ortama dönüştürüyoruz. Standart üretimimiz dışında her türlü proje çalışmalarına da imza atmaktayız. Firmamızın başlıca önem verdiği özelliği dayanıklı, rahat, kullanışlı ürünler üretmek ve beğenisine sunduğumuz değerli müşterilerimizin memnuniyetini sağlamaktır. Daha nice beraber yıllar geçirmek umuduyla çalışmalarımıza hız kesmeden devam etmekteyiz. Firmamız için müşteri memnuniyeti her şeyden önce gelmektedir. Değerli STV izleyicileri, öncelikle gözümüz aydın, artık yasaklar kalktı biliyorsunuz. 1 Temmuz itibariyle daha önce alışık olduğumuz, bildiğimiz yasaklar geri geldi. Mesela yaşam hakkını savunmak yasak. Dün biliyorsunuz kadınlar 1 Temmuz'da yaşam hakkını savunmak için İstanbul Sözleşmesi için sokağa çıktılar ve saldırı uğradılar. Bugün malumunuz 2 Temmuz zaten, hepinizce malum. Bir de buna şey eklendi, müzik yasağı. 12'den sonra müzik dinlemek yasak. Görüyorum aranızda dinleyen var. Aman ha, sakın diyeyim. Dinlemek yok müzik 12'den sonra. Bu girişle beraber şimdi hemen çok uzatmadan lafı dönüyorum konuğuma. Burak Candan, hoş geldin. Bir Varmış Bir Yokmuş tiyatrodan Burak bugün bizle beraber. Nasılsın Burak? İyiyim, sağ ol. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi valla, işte sıcaklarda boğuşmaktayız. Ben çok seviyorum sıcakları. Şu an. Halimiz şahane. Zaten ufak ufak konuşacağız ama şimdi istersen bilenler haricinde bilmeyenler için Burak'a tanıyarak başlayalım. Burak Candan kimdir? Tiyatro nasıl başlamıştır? Kısaca bir değinelim mi? Tabii. Burak Candan, 1981 İzmir doğumluyum. Ya benim tiyatro tanışmam ortaokulda oldu aslında. Şöyle, ortaokul tiyatro kulübünde. Hani böyle kollar oluyordu yani ortaokulda. O şekilde ben tiyatro kolunu seçtim ve orada başladı. Sonra lisede de aynı şekilde devam etti, lise tiyatrosuyla. Daha sonra üniversite için Muğla'ya gittim. Muğla'da yine üniversite tiyatrosu çatısı altında bir sene, 1,5 sene çalıştıktan sonra Muğla Şehir Tiyatrosu'na geçtim. 4 yılda da orada çalıştım. Yani Muğla Şehir Tiyatrosu'yla birlikte aslında birazcık profesyonel tiyatro yaşamına adım atmış oldum. Daha sonra çeşitli yerlerde, bir her tiyatrocunun olduğu gibi İstanbul deneyim oldu benim de. Kısa da olsa 1,5-2 yıl civarında. Sonra tekrar İzmir'e döndüm. Çeşitli kurumlarda, çeşitli özel tiyatrolarda çalıştım. Oyuncu olarak, yönetmen olarak, yönetmen yardımcısı olarak. Daha sonra da 2013 yılında Bir Varmış Bir Yokmuş tiyatroyu kurduk. İki arkadaşımla birlikte, Onur Çetin ve Saygın Yörük'le beraber İzmir'de Bir Varmış Bir Yokmuş tiyatroyu kurarak şu anda da onun çatısı altında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Grubun eğitmenliğini, yönetmenliğini yine ben üstleniyorum. Onun dışında 8, yani 10 yıldır da çocuklarla da çalışıyorum. Yaratıcı drama eğitmenliği, liderliği yapıyorum aynı zamanda. Bu şekilde. Yani hem drama hem tiyatro beraber. Yani daha başlangıçta Muğla, İstanbul, İzmir zaten bir dolaşıp gelmişsin. Evet. Bayağı bir farklılık da gözlemledim muhakkak. Nasıl farklılıklar oldu? Muğla şehir tiyatrosu bir kere zaten. Evet. O bambaşka bir durum, bambaşka bir yapı. Sonra İstanbul özel tiyatro. Evet. Bir kere zaten işin, her şeyin olduğu gibi onun da merkezi. Sonra İzmir. Evet. Nasıl farklılıklar oldu, nasıl bir durum oldu gözlemledin sen orada? Yani şöyle, yani İstanbul tabii ki nasıl diyeyim, aslında hani sanatın birazcık beşiği gibi. Hani hem kozmopolit bir şehir olmasından kaynaklı. Ama İstanbul'da yaşamak biraz zor geldi bana açıkçası. Hani o kalabalık, o şeyin içerisinde. Muğla'da, tabii Muğla'da zaten şehir tiyatrosuna başladım. Orası daha sakin. Bir de orada artık herkes birbirini tanıdığı için üniversite hayatım, ya, üniversiteyi ben orada okudum.
Orada tabii tiyatro yapmak aslında çok keyifliydi. Çok küçük bir yerde tiyatro yaptığınız zaman hani insanlar daha fazla ilgi gösteriyorlar ve daha fazla hani size destek oluyorlar, öyle diyeyim. Ama İstanbul'da tabii bu birazcık yani biraz da aslında rekabet var. Hani sanat olsa da biraz rekabetin içerisinde bir İstanbul'da öyle bir durum var. Ya zaten İstanbul'u çok sevemedim ben. Hani orada yaşamayı çok sevemedim. O yüzden sonra tekrardan hani Muğla'dan İstanbul'a gittim. İstanbul'dan tekrar İzmir'e dönmeye karar verdim kendi kendime. İzmir güzel. İzmir çok sevdiğim bir şehir. Hani zaten doğup büyüdüğüm şehir İzmir. Burada sanat yapmak, tiyatro yapmak artıları da var, eksileri de var tabii ki. Yani İstanbul ya da Ankara'ya göre. Hani bunları da herhalde konuşuruz. Mesela geçen hafta da Fatih Paşalı konumunda onunla biraz sohbet ettik. Hani İzmir Türkiye'nin üçüncü büyük kenti, üçüncü büyük şehri. Dolayısıyla buna göre yorumlayanlar oluyor veya yorumlamak isteyenler oluyor. Tiyatro için de hakikaten büyük bir şehir midir? Mesela onu konuştuk, konuşmaya devam ederiz bence. Hani çünkü sorulmaya değer bir soru sanki. Kesinlikle evet. Diğerleri küçük şehir değil tamam ama başka şehirden gelip de hani İstanbul, İzmir, Ankara'da tiyatro yapmak isteyen o büyük şehir imkanını bulur mu bulamaz mı durumu başka bir soru işareti. Sizin yaptığınız tiyatro biçimi başka bir tiyatro tabii, onu da konuşacağız. Çünkü şehir tiyatrosuyla başlayıp İstanbul'da özel tiyatro ve burada doğaçlama tiyatroya gelen bir süreç. Bu bir sizin için ihtiyaç mıydı, merak mıydı, sevdiğin bir durum muydu, nasıl gelişti o süreç? Ya açıkçası şöyle, hani ben metin tiyatrodan gelen bir oyuncuyum. Doğaçlama tiyatroyla tanışmam benim 2012 yılı gibi. 2012 sonlarına doğru oldu açıkçası. Hani bir yerde izledim. Şimdi hatırlayamıyorum neresi olduğunu tam olarak. İzmir'de yine böyle bir yerde izledim. Sonra araştırmaya başladım. Hani doğaçlama tiyatronun nasıl bir şey olduğunu. Ve hani Kanada'da ortaya çıkıp bütün dünyaya Kanada'dan yayıldığını. Yani tabii ki çok geçmişe dayanan bir aslında bir şey var ama hani modern olarak doğaçlama tiyatronun Kanada'dan çıkmış olduğunu araştırma sonucunda gördüm. Daha sonra dernek, ben aynı zamanda şey diyeyim, Çağdaştırma Derneği'nde de eğitmenlik yapıyorum. Orada da işte bazen böyle bir proje konusu yapmıştım. Doğaçlama tiyatro tarihinin yaratıcı drama yöntemiyle işlenmesi diye. Yani doğaçlama tiyatro 2012'de aslında tanışınca doğaçlama tiyatroyu biraz ilgimi çekti benim. Yani anlık olması, anlık sürekli değişen bir yapısı olması, hikayelerin sürekli değişmesi ve daha önceden bir metni ya da kurgusu olmadan sahnede o anda oynanması çok açıkçası benim ilgimi çekti. Daha sonra bu araştırmalardan sonra tabii hepimiz tiyatrodan geldiğimiz için tiyatro, yani geçmişimiz zaten tiyatro olduğu için iki arkadaşımla birlikte böyle bir yola girdik açıkçası. Sonra ekibimiz büyüdü. Gidenler oldu, yeni eklenenler oldu. Bu şekilde yani doğaçlama tiyatroya başlarken yani şey diye başlamıştık aslında. Hani doğaçlama tiyatroda yapalım. Hani doğaçlama tiyatroda yapalım. Ama o dağ kısmı birazcık aslında merkeze oturdu şu anda. Hani biz doğaçlama tiyatro ve metinli tiyatroyu birlikte yürütmek isteyen bir ekibiz aslında. Ama 2013 yılında kuruldu Bir Varmış Bir Yokmuş ve 8. yılımızdayız şu anda. Yani 8 yılda bir tane metinli oyun yapabildik, öyle diyeyim. Yani yapabildik derken fırsat bulamadık. Çünkü yani doğaçlamanın içine o kadar girdik ki bunların eğitimleri, kendimizi nasıl geliştirelim, doğaçlamanın içinde farklı türler olduğu için onlara eğitim gibi açıkçası çok zaman olamadı. Yani verdiğimiz eğitim çalışmaları da var zaten. Yani bu eğitim çalışmaları, üstüne doğaçlama çalışmaları derken çok bir alan yaratamadık kendimize metinli tiyatro anlamında. Ama bundan sonra yani önümüzdeki sezonlarda inşallah tekrardan ikisini birlikte yürütmek istiyoruz. Öyle bir niyetimiz var. Şimdi hiç çağ dışı olmayan, hiç saçmalama bir soru soracağım. Doğaçlama tiyatro mudur? Yani çok tabii duymuşsundur ama bana da çok komik geliyor muhakkak ama tabii muhatabı direkt olduğun için sanırım duymak istiyorum. O yüzden soruyorum, yanlış anlama. Yoksa benim fikrim de tabii ki bu konuda biliyorsun zaten ama özellikle birkaç kişi Türkiye'de tiyatro biliyor ya, 3-5 kişi herkes bilemez tiyatroyu malum. O bilenler de tiyatro değil diyor ya. Onunla ilgili biraz konuşmak istiyorum yani, o yüzden yani. Şöyle evet, senin yani sana katılıyorum, şu anlamda katılıyorum. Hani o 3-5 kişi maalesef hani kendini tiyatro camiasının şeyi hükümdarı gibi görüyor. Diyorsun herkes. Evet evet, öyle görüyor. Yani bu söylemle çok önemli bir soru bence. Çünkü biz bu söylemle çok karşı karşıya kaldık açıkçası. Hani doğaçlama tiyatro mudur? Yani doğaçlama tiyatro ne olacak ya, biz de yaparız. İşte doğaçlama tiyatro değil diyen yani bir sürü insanla tartıştık ama aslında işin özü o şekilde değil. Yani bu doğaçlama tiyatro, yani tiyatro sanatının aslında bir
Disiplin, yani başka bir disiplini. Yani nasıl epik tiyatro var, absürt tiyatro var, işte alternatif tiyatro var, in your face var. Hani doğaçlama tiyatro da aslında bu kollardan bir tanesi baktığımız zaman. Yani şöyle şey olarak algılanıyor. Yani doğaçlama çıkıyoruz sahneye, o istediğimizi yapabiliriz. Hani o hadi 5 kişi toplandık, hadi çıkalım doğaçlama tiyatro yapalım gibi. Ama aslında yani doğaçlama tiyatronun da temeline indiğimiz zaman ya da bilimsel olarak araştırdığımız zaman olay bambaşka bir şeye dönüşüyor. Yani bunu yaparken de birçok teknik, birçok tür, farklı türler var. Ama tabii bunu şimdi bilmeyenler sadece görüntüsel olarak bunu işte doğaçlama yapıyorlar gibi izlenmedi. Yani bu böyle söylemlerde bulunuyorlar. Ama tabii bunun etkisi, yani şöyle bir etkisi var. Hani biz ve bazı gruplarımız, yani gruplar, Türkiye'deki gruplar bu doğaçlama tiyatroyu birazcık Türkiye'ye tanıtmaya, geliştirmeye çabalıyoruz. Ama her iş kolunda olduğu gibi bunu da hakkıyla yapmayanlar var. Yani hakkıyla derken şu anlamda, hani çok basit bir şeymiş gibi görüp çıkıp hiçbir eğitim almadan, hiçbir şekilde bu işe eğilmeden ya da hiçbir şekilde bilimsel olarak bir araştırma yapmadan hani biz de oynarız şeklinde çıkıp oynayanlar da aslında bu işi birazcık geriye çekiyorlar. Hani buradan bizi dinleyen varsa, bu konuda çalışmak isteyen, doğaçlama tiyatroya çalışmak isteyen ya da doğaçlama tiyatroya merakı olan arkadaşlar varsa tabii ki yapsınlar. Ama lütfen araştırsınlar ve eğitimini alsınlar diye kırmızı bir çizgiyle çizeyim altını. Çünkü bu bizim kendimiz için aslında. Yani bizim kendi standartımızı yükseltmemiz için, Türkiye'deki sanat standartını yükseltmemiz için gereken bir şey. Yani bu her şeyde, yani sadece doğaçlama tiyatro için değil. Yani bütün tiyatro dalları, resim için, müzik için, bütün sanat dalları için geçerli aslında. Peki İzmir'de doğaçlama tiyatro yapmak isteyen olursa, dediğin gibi eğitim de almak isteyen olursa, bir varmış bir yokmuş bunun için bir adres midir? Eğitim oluyor mu? Nasıl bir eğitim tabii oluyor ki, bu arada? Yani şöyle, biz bu doğaçlama tiyatro, tabii ki biz eğitimimizi doğaçlama tiyatro üstüne vermiyoruz. Yani hani direkt doğaçlama tiyatro eğitimi diye vermiyoruz. Çünkü hani doğaçlama tiyatroya geçebilmek için ya da doğaçlama tiyatroda sahnede bir performans sergilebilmek için aslında temel oyunculuk eğitiminizde olması gerekiyor. Yani çünkü sahne üzerindeyiz ve hani dediğim gibi şimdi bir kişi tiyatroya başlar ve yolunu sonra kendi bulur. Hani atıyorum klasik tiyatroyu seçebilir, komedi seçebilir ya da işte ne bileyim epik tiyatroyu seçebilir. Aslında bu şekilde. O yüzden biz yani ilk verdiğim ya yani eğitimlerimizde yani 1-1,5 yılda aslında temel oyunculuk eğitimleri veriyoruz. İşte içinde doğaçlamaların da olduğu, diksiyon çalışmalarının, ses çalışmalarının, beden fiziksel çalışmalarının da olduğu bir eğitim veriyoruz. Daha sonra doğaçlama tiyatroya geçiyoruz. Çünkü devam etmek isterse eğer, efendim? Katılan devam etmek isterse. Evet, yani bizle devam etmek isteyebilir ya da başka bir yerle devam etmek isteyebilir. Artık o kişinin kendi bileceği iş noktasında. Ben yani eğitimin çok önemli olduğunu düşünüyorum bu konuda. Yani çünkü bir sahneye çıkıyoruz ve insanlara karşı, yani seyircilere karşı oynuyoruz. Ve yani ben tiyatro oyuncusu olarak, emekçisi olarak diyeyim. Çünkü tiyatro sanatçısı kelimesini çok sevmiyorum ben kendi adıma. Hani tiyatro emekçisi ya da oyuncusu daha çok hoşuma gidiyor. Hani bir tiyatro emekçisi olarak bir topluluğun karşısında bir performans sergiliyorsak hani onlara saygı duymamız gerektiğini düşünüyorum. Hani çünkü bizi izlemeye, tabii ki onların, yani seyircilerin de tiyatroya saygı duyması gerekiyor. Bu karşılıklı saygıyla ilerleyen bir iş olmalı. Bu yüzden yani bu konuda gerçekten eğitim çok önemli. Yani hangi alan olursa olsun, ama yani doğaçlama tiyatro birazcık daha insanların kulağına böyle kolay gibi geldiği için ben üstünü basa basa söylüyorum. Bunu aslında hiç kolay değil. Hani, ben sana onu soracağım şimdi. Aklımda da o soru belirdi. Malum doğaçlama olunca önden bir prova alayım, bir okuyayım. Doğal olarak yok. Tabii. O yüzden sizin öğretimlerinize de bir fikir verebilir seyircimiz için diye soruyorum. Nasıl bir eğitimden geçmeli doğaçlama tiyatro yapan bir grup, bir oyuncu? Hani temel oyuncu eğitimini aldı. Evet. Başladı doğaçlama tiyatro yapmaya. Ve sizle oynayacak. Sizindeki bir katılı değilim. Yani bilmiyorum nasıl gelişiyor sizindeki durum ama varsayım üzerine konuşuyorum. Varsayım sizindeki bir katıldı ve devam etmek istiyor. Nasıl bir eğitimden geçiyor? Nasıl bir eğitim alıyor ki sahneye çıkıp hazır oluyor oynamaya? Evet. Yani biz aslında bunlara, yani doğaçlama, temel oyunculuk çalışmalarını ayrı bırakıyorum ya da metinli tiyatronun çalışmalarını ayrı bırakarak söylüyorum. Sadece doğaçlama tiyatro için söylüyorum. Biz prova diyemiyoruz buna. Çünkü aslında prova bir şeyin provası, hani önden hazırlanması gibi anlamında olduğu için
Daha çok antrenman kelimesini kullanıyorum hani ben. Hani doğaçlama tiyatro antrenmanı daha böyle şey oluyor. Çünkü elimizde bir metin ya da bir kurgu olmadığı için hani biz metnimizi ve kurgumuzu seyircilerden alıyoruz. Hani o an sahneye çıktığımızda seyircilerle birlikte interaktif bir şekilde gelişiyor hikayemiz ya da kurgumuz, karakterlerimiz. Biz bunların antrenmanlarını yapıyoruz. Yani doğaçlama tiyatroda en önemli şey bir kere ekibin birbirini tanıması çok önemli. Hani tepkilerini karşılıklı oynama şekli, birbirini dinlemek mesela çok önemli. Yani sahnede birbirini dinlemek önemli. Birazcık kıvrak zeka gerekiyor. Yani bunların çalışmalarını aslında yani antrenmanını diyeyim, çalışmalarını doğaçlamalar üstünden yapıyoruz yine. Birçok doğaçlama çeşitli, işte Spoli'nin doğaçlamalarından, Kate Johnston'un doğaçlamalarından, işte Boal'in çalışıp doğaçlamalarından, Stanislavski'nin, Grotowski'nin doğaçlama çalışmalarından, aslında doğaçlama tiyatronun çalışmalarını bu şekilde yürütüyoruz. Bunu yürütürken de kafamızda hep yeni fikirler oluşuyor. Hani şunu şöyle yapsak nasıl olur acaba, bunu böyle yapsak nasıl olur acaba? Mesela bizim kendi evrensel olarak, yani tüm dünyada oynanan doğaçlama formatlar ve doğaçlama oyunlar varken mesela bizim kendi ürettiğimiz oyunlar ve formatlar da var. Çünkü bu şeyde çalışmalarda ortaya çıkıyor. Yani kafamızda hemen bir ampul yanınca çıkıyor. Yani çalışmalar birazcık böyle yürüyor açıkçası. Doğaçlamalar üstünden daha çok. Tabii ki bedensel çalışma da çok önemli yani. Sahnede esneklik, kıvraklık onunla bu şekilde devam ediyoruz çalışmalarımız. Peki altını çizdiğin için sormak istedim. Aklımda takıldı. Kıvrak zeka çalışılabilir bir şey mi? Gelişebilir bir şey mi? Ya... Evet aslında nedir? Evet yani bu kıvrak zeka derken hani bu aslında üretken yani üretkenlik birazcık yaratıcılıkla alakalı. Bununla ilgili de birçok çalışma yapıyoruz. Aslında yani bu çalışmalar yaratıcılık çalışmaları, refleks çalışmaları, tepki çalışmalarını daha çok aslında ben şeyden beslenerek veriyorum. Yaratıcı dramadan beslenerek veriyorum doğaçlamada. Çünkü çok birbirine benzer alanlar. Hani yaratıcı dramayla tiyatronun elbette çok farkı var ama çok benzeştiği noktada var ve hani yaratıcı dramaya en yakın tiyatro biçimi belki de doğaçlama tiyatro diyebiliriz. Hani bu anlamda oradan da besleniyoruz. Yani tabii yani kıvrak zeka derken hani onun özel bir çalışması yok. Hani hadi zekamızı kıvraklaştıralım diye bir çalışma yapmıyoruz ama bu karşılıklı iletişim, oyuncuların birbiriyle karşılıklı iletişimi ve sürekli birbiriyle doğaçlamaları, antrenmanlarda olsun, şeyde olsun artık bu süreden sonra ister istemez hani şeyi de düşünme şeklinde o tarafa doğru çekiyor açıkçası yani. Biriktirme ve yani, tecrübeyle. Evet yani. Evet bir de pratik çok önemli. Pratik. Yani biz 8 yıldır oynuyoruz ve kadromuz aşağı yukarı aynı yani. Öyle diyeyim. Peki doğaçlama türlerinden biraz bahseder tabii. Gibi oldun. Şimdi belki onu açıklamak gerekir. Hani öncelikle bizim bildiğimiz bir şey var. Doğaçlama tiyatroyu izliyorsak güleceğiz, eğleneceğiz. Evet. Bu biraz bu işin kuralı gibi ama tamamen komedi üzerine kurulu bir şey midir doğaçlama tiyatro yoksa başka biçimleri, alanları, başka işlevi veya başka, seyirciye başka sunduğu biçimler var mıdır? Şimdi şöyle, şu anki algı, hani doğaçlama tiyatro izlemeye gidiyorsak bir komedi izleyeceğiz ve güleceğiz algısı var. Yani bu çok yanlış bir şey değil aslında. Yani işin belki %60'ı, %50'si, %60'ı bu şekilde yürüyor. Yani aslında daha çok uygulanan formatı bu şekilde diyeyim yani. İşte tiyatro sporu olsun ya da işte kısa form doğaçlamalar olsun. Komedi üstüne kurulu. Bu Kate Johnston'ın aslında tiyatro sporu mesela Kate Johnston'ın geliştirdiği, Kanada'da geliştirdiği bir akım. Türkiye'ye 2000'li yıllarda geldi. Ama aslında geçmişine baktığımızda sadece komedi değil. Şimdi doğaçlama türlerinin altında yani çok önemli bir tür var mesela, hiç komediyle alakası olmayan. Augusto Boal'in yarattığı forum tiyatro. Yani forum tiyatroda doğaçlama tiyatro kolunun altında. Çünkü o da aynı şekilde. Daha önceden ufak bir metni var forum tiyatronun, evet. Ama o metinden yola çıkarak aslında seyircilerle birlikte toplumsal sorunlara çözüm arama. Bu Boal'in geliştirdiği forum tiyatro, isminden de belli aslında, seyircilerle bir forum yaparak bunu sahnede
görselleştirmek aslında Boal'in yaptı. Bu mesela toplumsal politik bu arada. Yani politik bir şekilde toplumsal sorunlara değinen bir tiyatro biçimi, forum tiyatro. İçerisinde komedi üyesi barındırmıyor. Ya da işte Jonathan Fox'un geliştirdiği playback tiyatro aynı şekilde. Çok fazla komedi üyeleri içermeyen bir doğaçlama tiyatro biçimi. Onun dışında geri kalanlar, yani aslında bir bu tarafı var doğaçlama tiyatronun, bir de komedi tarafı var. Yani komedi tarafında da salt bir güldürü, işte bir bulvar komedisi ya da işte bir sitcom komedi gibi yapmamaya çalışıyoruz. Yani biz Bir Varmış Bir Yokmuş tiyatro olarak en azından. Çünkü hani amacımız sadece güldürmek değil bizim. Hani çok böyle klasik bir tabir, gülür düşündürürken ne güldürürken o da değil yani, o da değil yani, öyle bir tabir ama o da değil yani. Biz evet güldürüyoruz, yani bu yaptığımız, biz iki biçimi de yapıyoruz, forum tiyatro çalışmalarımızı da yapıyoruz, bunu da yapıyoruz ama daha forum tiyatro çalışmalarını henüz sahneye koyamadık çünkü Türkiye'de birazcık da zor açıkçası onları sahneye koymak. Onu soracaktım zaten, hani forum tiyatro, yani bir ekibin kendi arasında doğaçlaması ve seyircinin izlemesi ekip için biraz daha kolay. Evet. Ama seyircinin içine dahil olduğu, doğaçlama dahil olduğu durumlarda onun nereye gideceğini kontrol edebilmek o kadar kolay mı? Kontrolden çıkarsa neler olur? Yani kontrolden çıkma ihtimali çok yüksek, öyle söyleyeyim. Çünkü yani şimdi mesela doğaçlama tiyatroyu izlemeye gelen seyirci orada yani gülme refleksiyle geliyor. Ama şimdi forum tiyatroda bir politik sorun, örnek gösteriyorum. İşte hani senin de açılışta yaptığın konuşmadan esinlenerek söylüyorum. Kadına şiddet konusunu mesela forum tiyatroda işlemek istiyorsunuz. Hele ki Türkiye'de. Ve bunu seyircilerle tartışmak istiyorsunuz açıkçası. İşlemekten ziyade tartışmak istiyorsunuz. Yani ve seyircilere soru soruyorsunuz. Seyirciler verdikleri yanıtlarla sahneye gelip o karakterin yerine oynuyorlar. Hani sahnede bir performans sergiliyorlar. Şimdi bunu bir, yani Türkiye'de yapmak bunu gerçekten çok zor. Hani Boal çünkü bunu yaparken böyle salonlarda yapmıyor. Hani bu forum tiyatroyu. Hani salonlara işte 100 kişi, 150 kişi salonlara çağırıp yapmıyor. Bunu işte Brezilya'da, Arjantin'de sokaklarda yapıyor, parklarda yapıyor Augusto Boal. Çünkü ne kadar çok kişiye ulaşırsa o kadar iyi aslında. Ama bizim, yani biz ülkede birazcık zor. Bir kere hani dün de gördük zaten, işte hemen bir İstanbul Sözleşmesi'ne desteklemek için yürüyüş yapmak isteyen kadın arkadaşlarımıza polisin verdiği tepkileri hepimiz şaşkınlıkla izledik dün. Yani zaten biz böyle bir tiyatro biçimini şu anda atıyorum Kıbrıs Şehitleri'nde ya da Cumhuriyet Meydanı'nda ya da karşıya kadar bir yerde sahneye koyarsak zaten polis oynamamıza izin vermeyecek. Hani bunu da, 200 dakikada. Yani bundan adımız kadar eminiz ters yani. Evet, evet. Ama bunun için bilmiyorum, belki bu forum tiyatrodan, şimdi onu konuşuyoruz mesela bizim ekipteki arkadaşlarla, forum tiyatrodan esinlenerek en azından oynadığımız yerlerde, işte bar tiyatrosu yapıyoruz biz aynı zamanda. İşte barda ya da işte festivallerde belki bunu, yani forum tiyatroyu birazcık o tarafa evriltebiliriz diye düşünüyoruz. Yani böyle bu şekilde aslında, yani bizim yaptığımız yani doğaçlama tiyatroda komedinin yanında az önce dediğim gibi birazcık gündeme dair şeyler aslında biz değiniyoruz yani oyunlarımızda. Gene bir güldürü oluyor ama hani içi boş bulvar komedisi ya da temin de söyledim değil. Birazcık daha gündeme dair şeylerden yola çıkarak oradan birazcık eleştirisel yaklaşarak bir komedi yaratmaya çalışıyoruz yani. Augusto Boal'ün zaten çıkış noktası aslında biraz değil, aslında bayağı sağlam bir şekilde politik içerikli. Tabii. Ama doğaçlamanın tüm türlerinde bu durum yok galiba. Yok. Adam, sen biraz bahsettin ama öyle anlaşılabilir diye belki yani tekrar sormak istedim. Bir kısmı sadece güldürü için de yapılabiliyor. Tabii. Bir kısmı politik de yapılabiliyor. Sen şimdi konuksun, ben konuşacak gibi olmayayım. Yok, diye. Yok estağfurullah. Sordum ben, sonra açayım diye. Yani, sohbet ediyoruz. Yani tabii Kate Johnston'ın mesela geliştirilmiş olduğu modelde politik bir olgu yok aslında. O sadece tiyatro sporu ve güldürü üstüne kurulu bir format. Biraz da sözü olan tiyatronun politize ettiği bir durum gibi. Evet. Peki bunu farklı mekanlar, işte az önce Augusto Boal örneği verdiğinde mekan bile değil, direkt metroda falan. Tabii metroda. Söz konusu olan alanlarda. Sizin 8 yıl mı demiştim ben, kaçırmış olmayayım. 8 yıl oldu. 8 yıl barlarda çoğunlukla sizi görenler olmuştur. Barlarda ve farklı mekanlarda doğaçlama tiyatro yaptınız.
Barlardaki durum nasıl oluyor? Sizin nasıl geri dönüşleriniz oldu? Yani şöyle, biz bar tiyatrosu yapmaya başladık. 2013'te başladık bar tiyatrosunu yapmaya. Yani kurulduktan hemen bir 6-7 ay sonra bar tiyatrosu yapmaya başladık. İlk başta bu bar tiyatrosuna karar verdiğimizde hani hocalarımız, arkadaşlarımız, dostlarımız birazcık bize şey, yani emin misiniz hani gibi bir şey oldu. Biz dedik ki yani eminiz, hani emin değiliz ama hani deneyeceğiz yani, hani göreceğiz. Durum şöyle oldu, şöyle içip ha, böyle bir tane hem de uyuyacağım falan diye. Ya tabii hani bar tiyatrosu derken tabii hani o şekilde tam da böyle hani barın ortasında oynamıyoruz. Hani işte buna uygun barlar var, işte Sardunya'nın mesela bir Sardunya barı mesela üstü performans sahnesi gibi aslında bar tiyatrosu. Ama yani bar tiyatrosunda bizim hedeflediğimiz aslında şöyle bir şey. Hani orada insanlar hani istediğim isterse kola içsin, isterse su içsin, isterse bira içsin. Bizim için fark etmiyor. Hani benim için zaten hiç, hayatın hiçbir alanında fark etmiyor. Ne içti, insanların ne içti. Bizim esas hedeflediğimiz şey hani tiyatro salonlarına gelme alışkanlığı olmayan, çok fazla olmayan kitleyi aslında birazcık tiyatroya doğru çekmek. Aslında hedefimiz buydu. Ve bunu bir nebze başardık diye düşünüyorum. Çünkü mesela şeyi görüyorum ben şimdi, bu bizi barda izlemeye başlayıp da bizim oyunlarımıza sürekli gelen seyirciler. Mesela geçen ay düzenlenen İzmir Bağımsız Tiyatro Festivali'ni de gördüm mesela, bizim paylaştığımız postlardan, şeylerden. Oradaki oyunlara, yani sadece bizim oyunumuza değil, oradaki diğer ekiplerin de oyunlarına gelen seyirciler görünce dedim evet, yani güzel bir şey olmuş, yani güzel bir şey yapmışız. Aslında bizim hedefimiz bu. Yani buydu bar tiyatrosuna başlarken. Hani tiyatro alışkanlığı olmayan kişilere de tiyatro. Biz salonda oynamaya zaten devam ediyoruz. Her sezon salon oyunumuz zaten var ama hani ayda bir kere de bir bar tiyatrosu yapma şeyimizi 8 yıldır sürdürüyoruz. Çünkü farklı kitlere ulaşmak istiyoruz. Burada da tiyatro varmış. Burada tiyatro mu varmış gibi şeyler bizim, yani benim çok hoşuma gidiyor. Evet diyoruz, burada da var. Yani çünkü tiyatro her yerde yapılabilir bence. Peki sadece şimdi, salonda değil yani. Şimdi 1 Temmuz itibariyle pandemi yasakları dağıldı. Şimdi tekrar barlarda performans sergilemek mümkün. Ama gece 12'ye kadar tabii. Şimdi tekrar sizi izleyecek miyiz? Var mı planınız, programınız? Yani, açıkçası... Şimdi çünkü bir yandan yaz geldi bir yandan da. Evet, yaz geldi. Yani biz de birazcık kendi içimize dönüp sezon hazırlıkları yapmak istiyoruz. Yeni formatlar, yeni çalışmalarla ilgili. Haziran'ın sonunda yaptık bir oyun. Eylül'e kadar herhalde, yani en azından bar ve salon oyunlarını rafa kaldırmadık, ara verdik diyeyim. Yani sezon arasına girdik. Ama tabii ki festivaller, açık havalar olursa tabii ki oralarda oynamaya devam edeceğiz. Yani biz bir de her yerde oynamayı seven bir ekibiz. Hani işte mesela Dereköy'e gittik. Dereköy şenliğinde oynadık. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği bir şenlikte gittik. Orada oynadık. İşte Aydın Akça Çilek Festivali'ne gittik. Orada. Aliağa Kapalı Cezaevi'nde gittik, oynadık. İşte sokak festivallerinde Seferihisar, Mordoğan olsun, işte Mehmet Ulusoy sokakta tiyatro festivallerinde, sokaklarda oynadık. Yani biz her yerde oynamayı seven bir ekibiz. Çünkü ne kadar çok kitleyle buluşursak o kadar bence başarılı bir noktada olduğumuzu düşünüyorum ben. Yani tiyatroyu evet, ne kadar çok kişiye izletirsek daha doğrusu. Mehmet Ulusoy Festivali'ni anladım bu arada, ne güzel festivaldi. Konak belediyesi evet, bir yere sahip oldu. Tiyatro festivali yapıyordu bir kesinlikle. Ara. Peki bu festivaller konusu açılmışken İzmir'de pandemi öncesi İzmir için tiyatro adına festivaller kenti denebilirdi aslında. Pek çok festival vardı. Evet, yapılacaktır da belki muhtemelen devamında ama pandemi tabii şu an ciddi engel oldu. Bu festivallerdeki buluşmalar nasıl oldu? Sizin seyirci buluşmalarınız veya diğer ekiplerle oradaki reaksiyonlar nasıl oldu? Onlardan biraz bahsetmek ister misin? Yani hani bunu genel olarak şimdi tek tek festival şey yapmayacağım. Genel olarak şey yapıyorum. Ya bir kere festivaller ya benim yani çok sevdiğim şey. Çünkü orada birçok sanat üreticisi, birçok tiyatro emekçisi bir araya geliyoruz. Ve farklı farklı belki tiyatro türleri yapan insanlar hem orada birlikte bir şeyler paylaşıp bir şeyler üretebiliyoruz. Hem de bizi izlemeye gelen ya da eğitim, hani festivallerde genellikle işte eğitimler de oluyor. Hani ben de birçok festivalde doğaçlama tiyatro üzerine ya da tiyatroda doğaçlama üzerine birçok eğitim verdim. Ve oradaki insanlarla buluşmak çok güzel. Çünkü hani birilerinden bir şey
birilerine bir şey öğretmek, bir şey, aslında öğretmek değil de birilerine bir, yani bir sonuçta benim doğaçlama tiyatro ya da tiyatro alanında bir deneyimim var. Aslında ben onları aktarıyorum. Ama aynı zamanda da öğrenmeye devam ediyorum hani başkalarından. Ve bu nasıl diyeyim, bu komün biçimde bir sanat üretmek benim çok hoşuma giden bir şey. Ama maalesef 1,5-2 yıldır hiçbir festival olmadığı için gidemiyoruz. Tabii ki bu festivaldeki, yani festival alanında oynanan oyunların da seyircilerin de çok büyük bir katkısı oluyor. Yani festival adı altında olduğu zaman seyirciler de bir heyecanla bir şeyle geliyor ve ben çok keyif alıyorum. Bu önemli değil mi? Seyircinin nasıl motive olup geldiği, tabii, nasıl tabii baktığı. Hani tabii, çok önemli. Bir anda başlayan bir sokak oyunundaki durum başka olabilir. Festivale geliyorum başka olabilir. Tabii oyuna gidiyorum başka olabilir. Bu seyirci ve sizi direkt olarak etkileyen bir şey mi? Nasıl bir etkisi olabiliyor? Ya tabii ki, yani çok etkileyen bir şey. Çünkü zaten bizim yaptığımız tiyatro biçimi direkt seyirciyle bağlantılı bir şey. Hani seyirci olmadan biz bu işi yapamayız. Hani mesela Dereköy'e gittik. Oradan biraz bahsedeyim. Hani köy. Ve orada gezici sahne, yani seyyar sahne üzerinde oynadık oyunumuzu. İşte köy kahvesinin, bir de çok soğuk, Şubat mıydı neydi böyle, yani acayip soğuk bir hava vardı. Ben dedim ki yani herhalde kimse gelmeyecek yani. Çünkü buz gibi hava, hani böyle köy meydanındayız. Ve kahvenin önüne sandalyeler atılmış böyle çok. Ama bir, yani bütün köy geldi neredeyse yani oyunu izlemeye. Ve o kadar keyifli oldu ki. Çok eğlendik. Onlar çok eğlendiler. Gündeme dair eleştirimizi yaptık. Mutlaka hani konuştuk şey oyun esnasında falan. Sonra hemen çay içmeye, bizi kahvede böyle çay içmeye falan ağırladılar. Bayağı oradaki köylülerle, oradaki dostlarımızla yani tiyatro sohbeti de yapmış olduk. Yani bu çok hani festivallerde de böyle oluyor açıkçası. Yani yani doğru kelime seçmeye çalışıyorum. Hani birazcık daha böyle ilgilenen insanlar geldiği için bu festivallerde birazcık daha konuşma, tartışma, kafa yorma şansı bulabiliyoruz seyircilerle birlikte. Ben o yüzden çok seviyorum. Bar seyircisi mesela, bar seyircisi çok ayrı bir seyirci. Hani ilk başlarda şöyle şeyler oluyordu. Hani bar olduğu için orada şey zannediyor. Hani içiyoruz. Ben burada her şeyi, hani bağıranlar oldu bizim oyunda ilk başlarda böyle falan gibi. Ama artık mesela oturttuk. Çünkü şeyi oturttuk yani. Hani tamam, geliyoruz. Barda tiyatro yapıyoruz. Doğru, evet. Bira içebiliyorsunuz. İstediğinizi içebiliyorsunuz. Evet, o da doğru. Ama tiyatro izlemeye geliyorsunuz. Bunu unutmayın. Hani bunu oturttuk artık. Bilerek geldiği için evet, artık biraz durum değişiyor. Artık bunu da oturtmuş olduk. Yani en sıkıntılı seyirci bence salona gelen seyirci. Hani ben öyle düşünüyorum yani. En sıkıntılı derken yani hani çünkü biz ya aslında bu birazcık bizde de var. Yani bizde derken yani kendimizi dışarıda bırakarak söylemiyorum kesinlikle. Bütün tiyatro camiasından bahsediyorum. Yani biz seyircilerin salonlara gelmesini bekliyoruz. Evet, tabii ki yani bunu beklemeliyiz. Yani biz tiyatro yaptığımız için tabii ki tiyatro, yani seyircilerin salona gelmesini beklemekten daha doğal bir şey olamaz. Ama işte birazcık daha belki bizimle gitmemiz gerekiyor. Hani gidebildiğimiz yere kadar, gidebildiğimiz şeylere kadar. Biz 8 yıldır bunu yapmaya çalışıyoruz. Hani gidebildiğimiz yere kadar gitmeye çalışıyoruz yani. Ya elimizden gelse her yerde oynarız. Hani pazar meydanlarında, sokaklarda, her yerde oynarız aslında. Yani. Peki şimdi bir sürü mekan saydık. Sokak, meydan, pazar, bar, köyler, festivaller. Doğaçlama tiyatro zaten interaktif bir yapıya sahip, evet, olduğu için doğası gereği. Gittiği her yere göre de biçimi etkilenen veya farklı yöntem olan bir tiyatro mu, yoksa gittik biz bunu oynayacağız gibi bir durum var mı? Nasıl bir fark oluyor? Yani şöyle, tabii ki hani gittiğimiz her yerde hani bir gündem varsa o gündeme dair aslında birazcık konseptimizi oluşturuyoruz. Yani şöyle, seyircilerden tabii ki yine interaktif olarak seyircilerden besleniyoruz ama hani oyunumuzun çerçevesini, konseptini birazcık oyuncularımız doğaçlama da olsa buna göre oyunu atıyorum. Termik santrallere karşı yapılan bir festivale gittiğimiz zaman mutlaka hani oraya gidip de lay 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 hadi gülelim eğlenelim şekilde değil de hani birazcık daha ona değinerek, yani aslında gittiğimiz yerlerin gündemini yansıtıyoruz sahneye. Yani eğer gündemimiz varsa eğer festivallerde zaten festival ortamı olduğu için hani daha çok genel oyunlarımız oynuyoruz. Genel bir şekilde seyircinin daha doğrusu istediği yönde oyunlar oynuyoruz. İşte mesela kapalı cezaevine gittiğimizde daha farklı bir konseptle gittik gibi. Yani aslında uyumlanıyoruz gittiğimiz yere. Peki gündemin yanı sıra teknik olarak değişim, farklılık olabiliyor mu? Biz şimdi mesela
bir festival alanında oynamak, daha geniş bir alanda oynamak veya kahvede oynamak, daha barda daha ufak bir yerde oynamak sizin için değişkenlik gösteren bir durum mu, yoksa zaten belli başlı bunun formları, bisimleri var. Onu oraya uyarlıyoruz gibi bir durum yok, mu yok, oluyor? Değişkenlik, çok değişkenlik göstermiyor açıkçası. Hani belli bir format çerçevesinde oynuyoruz. Hani ekstra ne olabiliyor? İşte çok büyük bir alanda hani ben oyunun moderatörlüğünü yaparken seyircilerden çıkış noktası alıyorum mesela. Hani küçük alanlarda tabii sorun olmuyor ama mesela atıyorum festivalde bu çıkış noktasını alırken hani mesela bir arkadaşımız ekipten ya da festival yani bir arkadaşımız hani mikrofonla seyircileri dolaşıp hani onların cevaplarını duymamız. Yani bu çok ufak ufak değişiklikler ama oyun formatında herhangi bir değişiklik. Bunu biraz fazla sordum bir şeyden, çünkü hani hem farklı doğaçlama tiyatro gereği belki veya başka tiyatrolarda da mümkün olabilir. Farklı mekanlarda yaparken tiyatronun da farklılaştığı veya yeni bir şey bulduğu, yenileştiği durumlar olabiliyor mu? Çünkü hem teknolojik olarak çok büyük değişim var, hem seyircinin tabii izlediği şeyler değişiyor teknolojiyle beraber. Oradan aldığı etkileşimler tiyatroya nasıl yansır? Biçimsel olarak farklı biçimler görüyor musunuz? Tiyatronuzu uyguluyor musunuz? Veya doğaçlama tiyatroyu zaten bu yediriyor mu? Kendi içinde nasıl bir farklılık olabiliyor? Tabii beslendiğimiz şeyler oluyor. Mutlaka oluyor. Yani gittiğimiz her yerden beslendiğimiz noktalar ya da işte festivallerde sohbet ettiğimizde ya da çalışmalarına katıldığımız hocalarımızın şeylerinden tabii ki besleniyoruz ve onları kendi tiyatromuzda yani belki yeni biçim ya da format olarak değil ama en azından çalışmalarda yaptığımız kendi aramızdaki çalışmalarda kullanıyoruz. Ama işte birazcık daha geliştirmek de istiyoruz açıkçası. Yani bu doğaçlama tiyatroyu yani başka bir yere götürmek istiyoruz. İnşallah önümüzdeki sezon öyle planımız var. Bakalım götürebilirsek başka bir tarafa da götürmek istiyoruz açıkçası. Tabii yani etkileşimin olduğu her yerde bir beslenme vardır. Bu ister karşındaki çok usta bir tiyatro oyuncusu olsun ya da bir akademisyen olsun ya da seyirci olsun, hiç fark etmez. Hani bir iletişim varsa mutlaka iki tarafında ben birbirinden beslendiğini düşünüyorum. O beslenmelerimiz çerçevesinde tabii ki onu alıp tiyatroda uyguladığımız şeyler oluyor. Şimdi şey merak ediyorum, mesela şu an bizim için de geçerli olabilir. Hani evinde oturup telefondan izliyor her şeyi artık. Yani, evet. Netflix diye bir şey var hayatımızda. orada oturup o rahatlıkta bir şey izlerken çıkıp gelip tiyatro izleyeceğinde seyirci oradaki teknolojiyi, oradaki farklı bir bakış açısını, oradaki şaşırtan durumları, unsurları görüyorken tiyatro için de belki bunu bekler mi, beklemek hakkı mıdır? Veya tiyatro için başka bir sınır var mıdır? Aslında bu yenilikçi duruma buradan da biraz bakmak istiyorum, merak ediyorum. Doğaçlama da buna açık mıdır kendi içinde? Farklı biçimlere nasıl bir bakışınız var, onu merak ediyorum aslında biraz. Yani tabii şimdi zaten hani doğaçlamanın da içerisinde olduğu, belki bunu da doğaçlama tiyatroyu da oraya sokabiliriz. Hani bir yeni yaklaşımlar, tiyatroda yeni yaklaşımlar şu anda çok fazla var. Hani İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da olsun birçok yerde bu var. Hani alternatif tiyatrolar da artık çok fazla sahne almaya başladı. Alternatif oyunlar da çok fazla sahne almaya başladı. Bu tabii tiyatronun birazcık yenilikçileşmesi aslında. Yani kesinlikle burada hani klasik tiyatroya hani kötü bir şey söylemek derdim değilim. O bizim başımızın tacı, bir kenarda duruyor zaten klasik tiyatro ama hani artık senin de dediğin gibi gelişen teknoloji, gelişen yani çağımızın ileri gidişinden kaynaklı tiyatroda böyle bir şeye dönüşmeye başladı. Bazı mecralarda başladı. Hani yenilikçiliğe ayak uydurmak açısından tabii ki farklı biçimler, farklı formatlar düşünüyoruz. Hani bunları hayata geçirebilir miyiz gibi ama yani şöyle bir durum var. Maalesef ki öyle bir hayatımıza girdik ki sosyal medya, Netflix gibi şeyler. Özellikle gençlerin birazcık daha tiyatroya olan ilgisini arttırmamız gerektiğini düşünüyorum. Hani bütün tiyatro emekçileri olarak birazcık buna bir şekilde nasıl yapacağız bilmiyorum ama bu da örgütlenmeyle olacak herhalde. Buna bir şekilde vurgu yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü artık çok farklı hani yani salonlarda oynanan oyunlar dışında artık İstanbul'da mesela oda tiyatroları oluşmaya başladı. Hatta evin salonlarında bile tiyatro, in your face'ler, alternatif tiyatrolar yapılmaya başladı. Bunlar güzel şeyler. Hani tiyatroyu çeşitlendiriyor, tiyatroyu genişletiyor diye düşünüyorum. Küçük, daha çok böyle küçük salonlar şu anda açıldı birçok yerde. Butik diyelim,
butik salonlar açıldı. Bunlar da gerçekten tiyatroyun hani birazcık daha genişlemesini sağlıyor bence. Hani geniş bir kitleye ulaşmasını sağlıyor, sağlayacak da diye düşünüyorum. Yani daha fazla kitleye ulaşmak için örgütlenme şart diye. O zaman oradan devam edelim. Örgütlenme meselesi. Nasıl bir örgütlenme tarif ediyorsun? Mesela kafanda nasıl bir şey var? Böyle hani insanların örgütlenme biçimini zaten az çok biliyoruz ama çıkar odaklı bir örgütlenme biçimi de var. Çıkardan evet. Bu arada hani illa olumsuz bir ifade almayın. Tabii. Bir şey talep etmek bir çıkar doğrultusunda aynı zamanda. İşçi talebi de bir çıkar sonuçta. Tabii ve bir hayat yaşayacak. Dolayısıyla buna ihtiyacı var. Tabii ki. Bu anlamda olumlu bir çıkardan da bahsedebiliriz. Bu mimarlı bir çıkardan bahsediyorsun yoksa sanat temelli bir mesleki birliktelik bir nasıl bir örgütlenme tarifi var senin için hayatta? Yani aslında ikisinin bir harmanı olması gerektiğini düşünüyorum. Hani sadece maddi bir örgütlenme yani bir çıkar sağlamak için diyeyim ya da bir para kazanmak için yapılan bir örgütlenmeden değil ya da tamamen dediği ikisinin harmanı olabilirse bu bence muhteşem olur diye düşünüyorum. Zaten örgütlenme hayatın her alanında aslında gereken bir şey. Yani sadece tiyatro ya da başka bir sanat değil aslında her alanda bizim bir derdimiz varsa örgütlenebilmeliyiz. Sokağa çıkabilmeliyiz gerektiğinde, sözümüzü söyleyebilmeliyiz. Ha tabii bu yaşadığımız ülkede birazcık zor oluyor ama gene de yapabilmeliyiz diye düşünüyorum. Yani bir şeyleri değiştirmek, bir şeyleri geliştirmek istiyorsak bunu yapmak zorundayız aslında, öyle diyeyim. Ve tiyatroda örgütlenme konusuna gelirsek eğer, yani bence örgütlü olmak şöyle bir avantaj getiriyor hepimize. Hem daha fazla geniş kitlelere ulaşmak hem de farklılıklarımızla zenginleşmek. Çünkü bu farklılıklar bizi de zenginleştiriyor, bizi de ilerletiyor. Bizim de belki yaptığımız tiyatroyu, yaptığımız sanatı daha da ileriye taşımamızı sağlıyor. Ve bir örgütlenme içerisindeyiz şu anda. Yani zaten bu konu yavaş yavaş oraya doğru geldi ama pandemi öncesinde de tabii çok fazla vardı tiyatro için mesleki birlik, örgütlenme biçimleri çok fazla denendi. Kimisi devam etmedi, kimisi hala devam ediyor. Ama pandemiyle beraber özellikle sanırım Tiyatro Biz Yaşasın inisiyatifinin evet. adımıyla beraber sanırım tekrar bir yükselme, bir hareketlenme oldu. Kesinlikle. Bunun Türkiye'nin farklı illerine yansıması da oldu. İzmir'de de birkaç örgüt bir araya gelindi. Evet. Bir tanesi de sizin de içinde bulunduğunuz bir yapı. Ondan aslında bahsedelim. Evet, yani seve seve bahsedelim. Mutlulukla bahsedelim hatta. İzmir Bağımsız Tiyatrolar İnisiyatifi. Bu İzmir Bağımsız Tiyatrolar İnisiyatifi aslında geçen sene pandemi zamanında bir araya gelen bir inisiyatif oldu. 13 tiyatro biz de kurucularındanız. Kurucunun üstlendiği İzmir Bağımsız Tiyatro İnisiyatifi tamamen bağımsızlık üzerine odaklı. Yani hiçbir şekilde mesela aramızda bir ödenekli tiyatro yok. Aramızda bir şehir tiyatrosu yok. Aramızda bir şey yok. Yani hep özel kendi yani özel ve bağımsız tiyatronun oluşturduğu bir inisiyatif. Ama bizim tabii ki bağımsız her tiyatro aynı zamanda kendi içerisinde de bağımsız bizde. Hani her tiyatronun kendi bağımsızlığı var. İnisiyatifim örgütlenme modelimiz de bağımsız ve oy çoğunluğuyla değil oy birliğiyle kararlar alan bir şeyiz. Nasıl diyeyim? Örgüt demeyeyim de topluluğuz, örgütüz, yapıyız. Ve çok güzel gidiyor bir yıldır. İşte geçen ay Konak Nazım Hikmet sahnesinde İzmir Bağımsız Tiyatro İnisiyatifi olarak İzmir Bağımsız Tiyatro Günleri düzenledik. Orada 10 tane oyun ve 1 tane panelle yer aldık. Ve çok güzel oldu. Tepkiler çok güzel geldi. 10 tane İzmir'in üreten farklı bakış açılarına sahip, farklı disiplinlerde tiyatro yapan ekiplerin oyunlarını hep beraber izledik ve İzmir halkıyla bunları paylaştık ve muhteşemdi ve çok keyif aldık yani ve yani keyif almaktan ziyade çok güzel bir örgütlenme, bir yapı içerisinde olduğumuzu da tekrar kendi kendimize anladık ve inşallah bu seneden itibaren daha da büyüyerek bünyemize daha fazla tiyatrolar, İzmirli tiyatroları katarak bunu devam ettirmek istiyoruz. Peki nasıl bir model sunuyor inisiyatif şu an tiyatrolara? Hani her gelen gelsin, üye olsun gibi bir durumu var. Tüzüğü vardır muhakkak yazılmıştır. Tabii. Nasıl bir işleyişi, nasıl bir içeriği var? Tiyatroculara da açık mı yoksa sadece tiyatro gruplarına mı açık?
ondan biraz bahsedebilir miyim? Yani nasıl şöyle, tabii ki tüzüğümüz, şeyimiz, her şeyimiz yazıldı. Onların hepsi hazır. Onlar diye. Yani şöyle bir modelimiz var bizim aslında. Birazcık referans usulüyle çalışıyoruz şu anda. Hani işte mesela sen diyelim ki bizim inisiyatifimize işte A tiyatrosu var hani. Onu da davet edelim. İşte başka bir işte B tiyatrosu var, onu da davet edelim şeklinde bir referans usulüyle geldiği zaman biz o tiyatrolarla görüşüp içerimizde, yani inisiyatifin içerisinde onları da kabul ediyoruz. Öyle bir sistem. Ama pandemi olduğu için geçen sene zaten böyle bir şey, zaten bizim de ilk kuruluş yılımızdı ve pandemi olduğu için hani geçen sene böyle bir şey için şeyin içinde değildik. Ama bu seneden itibaren başlayacağız. Yani yavaş yavaş büyüyerek gitmek istiyoruz ve bizim açıkçası yani bizle birlikte ilerlemek, bizim hayatı, yani hayata, nasıl diyeyim, tiyatroya ve hayata bakış açımızla birlikte ilerlemek isteyen ekiplerle birlikte olmak istiyoruz inisiyatif çatısı altında ve tamamen bağımsız örgütlerle, tiyatrolarla birlikte olmak istiyoruz. Bu şekilde. Aslında birazcık daha böyle bir yavaş yavaş taşlar şu anda daha yerine oturmaya başladı. Bir yılımızı doldurduk. Bundan sonra birazcık daha hızlanacağız herhalde. Peki amacı ne olacak? Hani büyüyor ve bir yerde tiyatrolar üretiyor ve aynı zamanda bağımsızlığını da koruyor ama tabii her örgütün, bir araya gelişin muhakkak bir amacı da var. Nereye eritmek isteniyor? Nasıl bir amacı var? Nasıl bir birliktelik bu? Yani amacımız aslında birazcık daha kente, öncelikle yaşadığımız kente, daha sonra yaşadığımız kentin çevresine, daha sonra da aslında tüm Türkiye'ye tiyatro ve sanat alanında iyi işler çıkarmak ve bunu, yani daha çok tiyatro seyircisi kazandırmak yaşadığımız şehre. Tiyatroyu daha ileriye götürmek, yani şehrin aslında İzmir çok güzel bir şehir. Ama yani İzmir'de, yani İstanbul'a, Ankara kadar henüz biz o şeye ulaşamadık maalesef. Birazcık bunun için çaba sarf ediyoruz. Çünkü hani şey, yani tiyatro seyirci tiyatroya gelmiyor. Tamam mı? Ya İzmir seyircisi tiyatroya gelmiyor abi. Yani bu, ben bunun kolay olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani burada suçu bir seyircinin üstüne atıyoruz. Gelmiyor. Hani gelmiyor. Ama aslında birazcık da belki de suç bizde. Hani İzmir'deki insanların hani İstanbul'daki ya da Ankara'daki kadar tiyatroya gelmemesinin sebebi belki de hepimizde. Yani bu şehirde hep tiyatro yapan herkeste. Biz bağımsız inisiyatifte bunu kırmak istiyoruz. Hani seyircilerle buluşmak istiyoruz. Sesimizi daha fazla duyurmak istiyoruz. Çünkü ne kadar güçlü olursak o kadar daha fazla sesimizi duyurabiliriz. Hem yerel belediyelere, hem halka, hem farklı farklı yapılara daha fazla sesimizi duyurabiliriz. Bizim ilk amacımız hem sanatı bir yandan, yani tiyatroyu bir yandan çeşitlendirerek bir yandan da gücünü arttırmak açıkçası yani. Vallahi çok teşekkür ederim. Benim sorularım bu kadar. Ben yavaş yavaş programı kapatacağım. Tabii ki. Benim sormayı unuttuğum bir şey, eklemek istediğim bir şey varsa son sözü sana bırakayım. Bence program çok güzel geçti. 45 dakikayı doldurmuşuz. Öyle mi? İnanmazsın. Ben de inanmadım. Baktığında doldurmuşuz gerçekten. Yani, eklemek istediğin, benim sormayı unuttum, herhangi bir şey varsa veya yakın tarihte bir oyun falan var ise duyurmak istediğin, onu da... Şu anda bizim oyunumuz yok. Hani henüz bir şeyde olan. Çünkü Eylül'e kadar kapattık. Yani güzel oldu. Ben öncelikle sana ve İS Televizyon'a çok teşekkür ediyorum hani beni ağırladığınız için. Biz çok keyifli bir program oldu. Yani söylemek istediğim şöyle bir şey var. Çok zor bir zamandan geçtik. Bütün dünya olarak. Özellikle yani bizim ülke daha da zor bir zamandan geçti. Ama umarım bundan sonra artık bu zor zamanları aşacağız. İnşallah. Bakacağız yani, aşmak umuduyla diyelim. Aşılarımızı da oluyoruz. Hani yaşasın tiyatro diyerek son olarak öyle bir şey söyleyebilirim. Yaşasın tiyatro. Umudumuzu hiçbir zaman kaybetmiyoruz. Kaybetmeyeceğiz. Ve bu umutla umarım çok daha güzel şeyler olacak bu şekilde. Çok teşekkür ederim. Ben de müsaadenle programı kapatayım. Bir hatırlatmayla kapatacağım programı. Gece 12'den sonra müzik dinlemeyin, tiyatroya gitmeyin. Rahatsız oluyor herkes. Malum işte kadınları, çocukları öldürebilir, hayvanları öldürebilir, tecavüz edebilirsiniz. Zaten sözleşme de iptal edildi. Artık rahatsınız. Ama müzik dinlemeyin, tiyatroya gitmeyin. Rahatsız oluyor herkes. Rica edeceğim. Artık biraz insan olun ya. Hoşçakalın.